Kaldır kafanı, hoppa. Evet, şunu da kestik miydi? Abi. Tamam, telaş etme oğlum ya. Geçti dedim ya, işte hepimizi götürecek eve. Serdar, Allah aşkına çocuklara dokunmayın. Tuzak var Serdar. Gel bakalım. Doktor Celil, dur. Dokunma çocuklara, dokunma. Meryem. Serdar, çocuklar tuzaklı. Onları bulduysanız ne olur sakın dokunmayın. Doktor, çocuklara dokunmayın. Celil. Dur ya, dur ya. Komutanım. Çocukları bombayla tuzaklamışlar. Sütü bozuk herif. Çocukları da katledecekler. Oğlum gibi yapacaklardı. Allah kitap tanımaz bunlar. Akit işte. Ağlamayın gari. Kurtarıvereceğiz, göreceksiniz bak. Sıkıntı yok burada. Sağ ol. Tamam, korkma. Abi, yukarıda da bomba var. Ne? Komutanım, çocuklar kımıldarsa düzenek aktif hale gelip patlayacak. Abi kurtarın bizi, ne olur. Korkma. Burak, hemen git, araçtan halat getir. Emredersiniz komutanım. Meryem, yabancı gazetecileri kaçırdılar. Bu duyulursa ortalık karışır. Basın mensuplarını derhal bulup kurtarmak zorundayız. Serdar, gazetecileri buraya getirdiler. Kamp nerede? Kamp 2145 numaralı sınır taşının kuzeyinde Serdar. Ah be! Serdar ha? Yüzbaşı Serdar. Sattın lan bizi. Oyun kurdun bize. Ölümlerden ölüm beğendireceğim lan sana. Yüzbaşı! Ajanını yakaladım. Bu hatunun işi bitti. Deşin yerini haber veririm sana. Ulan alçak, şayet Meryem'e zarar verecek olursan seni paramparça ederim. Lan Rüstem İblisi. Lan o kıza bir şey olsun. Öldürmem lan seni. Paspas yapar, alemi üstünden geçiririm lan. Bir alt edemezsiniz sungurlar. Sen bittin lan Rüstem. Seni geberteceğim. Komutanım, bağlantı koptu. Bu kız kurtarmak istediğiniz ajan kız mıydı? He ya, doğru o. Meryem'in yakalanması çok kötü oldu. Neyse. Hadi Celil, acele edelim. Şu çocukları bir an önce kurtaralım. Kardeşimi öldürttün lan bana. Beni aldattın. Kandırdın beni adi kadın. Sen de kanmasaydın beyinsiz ahmak. Kaldırın lan şunu. What did we do to you?
let us go. Çökertin lan şunları. What do you want from us? We are journalists. Kes lan sesini. Gazeteci olduklarını söylüyorlar. Ne istediğinizi soruyorlar. Sen kimsin lan? Ben tercümanım. Please. Çağırın acil. Gazetecileri getirdiler mi? Karşındalar. Onları hemen bana getir. Şahmaran, bana yanında silah gönderdiğin kız yüzbaşının ajanı çıktı. Adı ne bu kızın? Adı Meryem'miş. Meryem mi? Yavuz Bey. Sen. Rüstem. Gazetecilerle birlikte onu da bana getir. Hemen geliyoruz Şahman. Araca götürün lan bunları. Hadi kalk kalk kalk. Hadi hadi. Hadi sen bir gel. Yakalayın. Yakalayın. Sarın lan evin etrafını. Gir lan içeri. Sakın kıpırdamayın. Ya kordon dostum var ya, aynen oltanın ucundaki balık gibisin ha. Evet. Ne yapıyorsunuz? La oğlum ne yapıyorsunuz? Bir espri yaptırmadınız lan. Tut şunu. Zehra bacı yeter artık. Sen ne diyorsun komutan? Bunlar süt kuzusu da. Anasıcağı almadan kaçırılan masum bebeler. Bunları nasıl bırakırım ha? Nasıl bunlar ölümü solurken ben güvende olurum? Ya aga doğru diyor yani sonuçta bacı. Ya ne olacak? Şu masumların canı benimkinden daha mı şey değersiz yani? Korkmayın yavrum. Korkmayın nar çiçekleri. Allah'ın izniyle buradan çıkacaksınız. Hadi çekin şu ipi. İşimiz gücümüz var. Hadi. Hadi. Çocuklar, sakın kımıldamayın. Zehra bacı, sen de kenara çekil. Sen işine bak asker. Ben buradayım. Korkmayın çocuklar. Ananız sizi bırakıp hiçbir yere gitmez. Tamam ana, korkmuyoruz biz. Celil, ha? Yok bir şey komutanım. Ya kordon dostum gerçekten manyaksın. Aynı James Bond gibisin ya la. Gerizekalı ya. Manyak manyak. Ölümle dalga geçiyor resmen ha. Bomba etkisiz hale getirildi. Çocukları alabilirsiniz. Hadi, hadi çocuklar, hadi. Kalk bakalım. Hadi kalk. Hadi geç, geç. Hadi. Sal, sal, sal. Haydi. O soysuzlardan kurtuldunuz. Oğlum gibi olmayacaksınız. Hepinizi evinize bırakacağız.
Süpermen, Süpermen, aferin. Komutanım, ne yapıyoruz? Meryem'in söylediği kampa gideceğiz Celil. Ben o kampın yerini biliyorum komutan. Şu tarafta. Şurada mı? Zehra bacı, çocuklar sana emanet. Onları Burak'la beraber ailelerine götürün, tamam mı? Tamam komutan. Canımı veririm, bu yavrulara ziyan getirmem Allah'ın izniyle. Siz rahat olun. Allah yardımcınız olsun. Hadi arkadaşlar, geç olmadan Meryem'i bulalım. Hadi. Hadi bakayım. Hadi gel. Ne? Yakın lan evi. Evi yakacaklar. Nerede komutan abi? Az kaldı. Tamam, hadi çıkalım. Komutan. Basın mensuplarına bunu yapmaya hakkın olmadığını... hemen serbest bırakmanı istiyorlar. Yoksa bunun sonuçlarının çok ağır olacağını söylediler. Çok kafa ütüledim be. Yapma. Benim çocuklarım var. Karım hamile. Hadi lan. Hadi anaçlara gidiyoruz. Kimse yok. Ya büyükbaşlar nereye gitmiş ki yani? Meryem de yok görünürde. Meryem nerede? Celil, çocuklara dikkat edelim, tamam mı? Hadi başlayalım. Sen geride kalıyorsun delikanlı. Tamam. Çıkar lan bunlar! Yaklaştırmayın! Yaklaşmayın, çekilin! Yaklaşmayın! Çocuklar! Silahlarınızı indirin! Aslanım! Bu elinizdeki oyuncak değil! İndirin lan silahları! Yaklaşma! Bana bak oğlum. Sıkma benim canımı, fena pataklarım seni. O silahları gari indirsenize. İndiriverin bakayım.
Bana bakın kundiler. Ne yapıyorsunuz acaba size? Ne yapıyorsunuz? Çoluk çocuk toplamış askercilik mi oynuyorsunuz lan? Bana bakın, benim böyle göründüğüme bakmayın. Benim tersim çok pistir. Oğlum o silahları bırakın, delirtmeyin lan beni. Siz atın silahları. Teslim olun. Dur Yasin abi. Bu asker abiler bizi kurtarmaya, evlerimize götürmeye geldiler. Ne yapıyorsunuz lan? Anamı, babamı, kardeşimi özledim ben. Ben de köyüme dönmek istiyorum. Heh. Aferin oğlum, aferin. Doktor, bak şu adama bak. Tamam aga. Aga ölü bu, ölmüş yani. Kim bu yerdeki? Yabancı gazetecilerin tercümanıydı abi. Doktor, Memiş. Siz şu depolara bir bakın bakalım. Tamam aga, hadi Memiş. Kandiler sizi. Rüstem ve gazeteciler nerede oğlum? Yanlarında bir de kadın vardı. Adı Meryem. Rüstem komutan onları araçla Şahmaran'ın köyüne götürdü. Kardeş. Köy nerede peki bu şarlatanın? Orayı kimse bilmez abi. Yuvanka bir acil. Durum ne Serdar? Rehineleri Meryem buldunuz mu? Kampa girdik. Ama sadece çocuklar var komutanım. Rüstem onları araçlarla Şahmaran'ın köyüne götürmüş. Köyün nerede olduğunu burada bilen yok komutanım. Basın mensuplarına bir şey olmadan bulun onları Serdar. Türkiye'nin başına iş açar bu olay. Komutanım, bölgede insansız uçak yok mu? Hareket halindeki araçları yakalarız belki komutanım. Ne dersiniz? Hava araçlarını yönlendiriyorum. Sen kampın koordinatlarını bil. Ya Akidiş, burada işe yarar hiçbir şey yok. Bunları şey yap, bunları topla burada, yak git. Ben de gideyim diğer tarafa bakayım, tamam mı? Hadi görüşürüz, hadi. Hadi görüşürüz Bundi. Aşağı kaç. Acaba ya kimmişsin acaba sen kız? Gündi, küçük Gündi. Adını de bakayım bana. Tamam adını deme, ananla babanın adını de. Ama korkmaktan çocuğun uyku tutulmuş ya, yazık. Uykusuz, bak bana bak, bak bana. Şimdi doktor amcan geldi buraya. Kimse ben buradayken sana kötülük de yapamaz, kimse seni de özelmez, tamam mı? Geçti artık, tamam mı? Ben buradayım. Korum seni, he. O pisliklerin hepsinden korum, tamam mı kuzum? Dur dur dur, tamam. Şuraya bir yaklaş. Emredersiniz komutanım. Anka bir yuva. İki kamyonet tespit ettik. Kasasında insanlar. Geç bakayım sen de. Neredeler komutanım? Araçlar bulunduğunuz yerin kuzeydoğusunda. Hareket halindeler. Tamam komutanım, hemen harekete geçiyoruz. Çocukları sınıra dar geçide gönderiyorum komutanım. Onları biz karşılarız Ankabir. Kampta araç var mı delikanlı? İki araç var. Rüstem komutan ikisini de götürdü. Oğlum, şu her geriye komutanım deyip durma lan. Çocukları toparla çabuk, kamptan çıkıyoruz. Doktor! Hadi çıkıyoruz. Geldim aga. Gel yavrum gel. Gel.
Bu ne ya? Fil ya. Evet. Bu civarda zaten çok meşhur. Ya senin ne kadar saçma sapan soruların cevapların var. Pardon dostum ya. Küçücük kız çocuğu. Bu kızı fidye için kaçırmış olmalı şerefsizler. Doktor, ailesini sordun mu? Ya aga, bu kızı çok korkutmuşlar. Deli tutulmuş, konuşamıyor ki zavallı. Ay, ay canım benim. Gel buraya. Ya aga, yani kader de yaşasa, vallahi aynı bu boyda olacaktı ha. Vallahi içim kıpır kıpır oldu. Ay canım benim, kıpır kıpır oldu. Bitlenmişsindir doktor, ondandır. Ya ne kadar da komik espri yapıyorsun sen ya kordon. Ya sen ne kadar boşboz, ne kadar münasebetsiz bir şey oldun ya. Ye. Doktor, keserim o dilini, boşboğazı görürsün. Tatlım sen onun öyle agresif tavrına şey yaptığına bakma. Aslında çok terbiyelidir, eğitimlidir, ısırmaz. Good boy, sakin, good boy. Güzel kızım benim, meleğim, canım zeynepim. Doktorun öldürdüğü kızın bu muydu? Evet Şahmaran. Kızının intikamını alacaksın Zafer. O doktora kızıma yaptığını yapacağım. Onu parça parça edeceğim. Elbet karşıma çıkacak bir gün. Fazla beklemeyeceksin. Yüzbaşıyı tanırım. Bölgede bir yerde olduğuna eminim. Çocuğu niye aldın doktor? Sen sor. Hemen boşboğazlık et. Ben de nefes nefese kalmış hele senin o sorularına cevap vermeye çalışayım diye aldım kordon. Ya niye alacağım acaba? Orada o pisliklerin eline teslim edilir mi şu yavrucak ya? İşte yanımda dursun otur. Doktor, çatışmaya girerken bu çocuk ne olacak? Aga hiç merak etme. Onların hepsini ben düşündüm tasarladım. Şimdi bunu bir yere sakla. Güzelce kimse göremez. Ondan sonra da işte kasabaya dönerken alırız yanımıza. Anası babası nerede? Onları bulup teslim ederim Allah'ın izniyle. Ya ailesini bulamazsan? Bu sorduğun için çok teşekkür ederim. Ya acaba ne yapacağım? Ne yapayım? Kendim evlatlık alırım. Çok sevdim zaten ben bu kızı. Aynı benim kendi kızım gibi. Canım benim. Çitlen bir ki ya. Komutanım inşallah Meryem bacının reynelerin başına bir iş gelmeden yetişiveririz gari. Albay uydu görüntüsünden takibi aldım imiş. Rüstem Şahmaran'a ulaşırsa bu bizim felaketimiz olacak. Rüstem soytarısı bizi Şahmaran'a götürüyor. Yeter ki Meryem ve reynelere zarar gelmeden köye ulaşalım. Hadi durmayalım çıkalım. Haydi atlara gidelim. Haydi hoppa. Ankabir'im ha. Dinlemedeyim. İki araç bir yerleşim birimine doğru yaklaşıyor Ankabir. Şahmaran denen iblisin ini olmalı komutanım. Stop that! Everybody!
Everybody will hear you for this mistake. You cannot reach to any success by making terrorism. Götür lan şunları, götür. Please let us go. Meryem bu. Zafir! Kızım, senin bu soysuzların arasında ne işin var? Kafayı mı yedin sen ha? Kes sesini Meryem. Sonunda yakaladım seni. Sen hala bu demiri mi takıyorsun yüzüne? Ulan takıyamazken de düştü. Maya bütün pisliğini deşifre etti senin. Yerinde olsam ikinci evime kaçardım. Ulan zaten sana hıncım var. Sıktırma kafana. Dur. Önce gazeteciler, en sonda sen gebereceksin. Özel bir tabutla da yüzbaşıya göndereceğim seni. Sen tabutçuyu duydun mu Yavuz Bey ha? Sana kapaksız tabut yapmış. Ölümüne hazır. Götür lan bunu. Şarlatanı bulunca sakın bana dur deme komutanım. Yürü Celil, yürü yürü. Kışlanın önünde yürüdüm geçtim aman aman. Sağ yanından kurşun yedim. Bayıldım düştüm. Sağ yanımdan kurşun yedim. Bayıldım düştüm. Düşman galip geldi. Ben buna şaştım. Aman aman. Amanın amanın. Efeler. Öldürmeni. Bir hiç uğruna da son durman beni. Türkiye bu cinayetlerin amanın altında kalacak albay. Amanın efendim. Sen de o sungurlarda yıkılışınızı çaresizce seyredeceksiniz. Hadi şerefsiz vatan haini. Bir hiç uğruna da efendim son durman beni. We are journalists. No, no, please, no, no. Bırak, yapma. No, man, no. We are journalists. What do you want from us? Serdar, Serdar, neredesin? Şahmaran infaza başladı, çabuk olun. Şahmaran iblisi infaza başlamış Celil. Bu bir felakete sebep olacak. Hadi çıkalım, hadi. Ne oldu ya? Ne olmuş bakayım? Döküldü cephanelerim. Toplayamadım. Toplayamadım. Döküldü cephanelerim. Hangi deliğe girersen gir, bunun hesabı sorulacaktır. Dut girme, dut girme! Saçmalıyorsun oğlum sen. Kafayı mı yedin? Hayal mi görüyorsun? Geliyorlar. Güneydeki kayalıklardan geliyorlar. Kaç kişilermiş? Kaç kişi olduklarını ne yapacaksın oğlum? Onlar sungurlar, aptal herif.
Köydeki gözcüler. Köye saldırı var. Zungurlar geliyor. Yaklaştırmayın onu. Emredersin Şamara. Hadi çabuk! Ajan kızı getirin lan. Kameranın önünde infaz edin. Bırak lan! Vatan için öldürmeyi bildiğimiz gibi başımız dik ölüme gitmeyi de biliriz. Olamaz. Olamaz. Meryem'i de yakalamışlar. Gel. Zafir. Dağın diğer tarafından çıkacağız. Helikopter bizi bekliyor. Hadi. Savaştan kaçıyorsun Şahmaran. Savaşa gideceğimiz yerde devam edeceğiz Zafir. Benim yerim burası Şahmaran. O doktorla görülecek bir hesabım var. Ben gelmiyorum. Geleceksin ulan. Bunu göze alamam ben. Nereye gideceğimi bir tek sen biliyorsun. Kimseye söylemem. Sen git Şahmaran. Gideceğim yeri bir tek sen biliyorsun. Yakalanırsan çözerler seni. Bunu göze alayım. İnfaz et şunu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hayır yapmayın lan, dokunmayın. Dokunmayın. Yapmayın. Hadi bekleme, sıksana. Thank you.
Meryem. İyi misin Meryem ha? Şükürler olsun. Aslanım benim Serdar. Şükürler olsun. Çok şükür. Ara şerefsizi nerede? Ha? Vatan evlatlarının geldiğini duyunca kaçtı şerefsiz. İyi misin? Tamam. Teslim oluyorum. Olma lan. Teslim olma. Çök lan. Ne yapıyorsun lan sen? Manyak mısın sen? Kes lan sesini. Lan dur Saray, lan yapma! Şahmaran şerefsizi içeride yok. Komutanım, Rüstem şerefsizi layığını buldu. Hadi köye dağılalım da Şahmaran şerefsizini bulalım. Bu nereden çıkmış? Şahmaran şerefsizini bu kaçıyor işte. Ulan Alcan, yerin dibine girsen de kaçamazsın. Sonun geldi şerefsiz. Nereye gidersen git peşindeyim. Şahmaran haini bu görüntüleri bütün televizyon kanallarına dağıtmış. Alçak herif. Hainin bu son görüntüsü de karargaha gönderildi. Ben savaşa daha yeni başlıyorum albay. Her gününüz, yaşadığınız son gününüz olsun diye dua edeceksiniz. Beni durdurmaya gücünüz yetmeyecek. Kanıma dokunuyor bu şeytanın yamağının yaşaması komutanım. Ne yapacaksak yapalım artık. Bu eli kanlı katili derhal indirmek zorundayız komutanım. İstihbarat teşkilatımız bölgedeki istihbarat birimleriyle işbirliği yapıyor. Her yerde Şahmaran'ı arıyorlar. Hala izine rastlanamadı. Meryem, senin bir tahminin var mı? Yok Serdar. Şahmaran saklandığı yerleri bir sır gibi saklamayı başarıyor. Çıkmaz bir yolda gibiyiz. Yeni eylemlere girişmeden bu haini bulmak zorundayız. Evelallah, o yılanın gizlendiği deliği bulup kafasını ezeceğiz komutanım. Çıkar dilini bakayım. Biraz üşütmüş o kadar. İyi. Kızımız gayet iyi durumda. İyi, zaten benim kendi uzman görüşüm de aynı yöndeydi. Yani öyle dedim ben de. Dedim bir sizden fikir alayım dedim. Ya yalnız şöyle bir husus var. Kendisi hiç konuşmuyor ya. Vallahi hiçbir şey demiyor yani. Niye ki acaba? Kaçırıldı dediniz. İyi, kaçırıldı. Neler yaşadığını bilmiyoruz. Evet. Korkudan konuşmuyordu. Kendine güveni gelince konuşacaktır. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor. Sağ olun. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok. Cidden ne oldu acaba? Bak aklı çıktı. Aha doktora da sorduk işte. Gerçekten hiçbir şeyin yok mu? Çok iyimişsin. İşte bir de konuşsan anayla baban yerini söylesen var ya. Her şey süper olacak. Hürri bak olacak. Yoksa doktorun üstüne kalıvereceksin, çitlen mi? Ya acaba ben bundan mı korkacağım acaba? Kalsın ne var yani? Çitlen bir o benim ya.
Aynı benim çocuklarım gibi. Onları hatırlatıyor bana. Tamam hadi. Haydi. Hadi bakayım Çitlenbik. Yürü gidiyoruz. Haydi bakalım. Çitlenbik. Yürüyen Çitlenbik geliyor. Kapıdan portak gibi çıkılır mı acaba? Kendine bir çeki düzen ver. Açıl! Açıl! Geç yavrum şöyle. Çitlenmeyi nereye götürüveriyor sadece? Şöyle yapıyoruz. Sen al çitlenmeyi. Güvenli gece konduya götür. Ben de gideyim ona iki oyuncak boyuncak alayım da şuna bak güldürüvereyim ha. Sevindireyim Sadıç. Güzel kız. Hadi git. Hadi yürü gidelim Sadıç. Uyan, çabuk uyan. Ne var? Doktorun olduğu yeri biliyorum. Nerede? Hemen söyle. İlçede gizli bir gecekondu varmış. Orayı biliyorum. Kalkmama yardım et. Yaralısın Zafer. Bırak istersen. O doktoru gebertip kızımın intikamını alacağım. Bana silah ver doktor. Hop, bana bana. Ne kadar tatlı şeyler oldum ya. Vallahi cidden bir bayılacak bunlara. Ay zürafaya bak. Ay. Çık arkadaş. Sen doktorun bekleyip durun ha. Sana oyuncak alıvermeye gitti. Heh. Bak bana bak. Hava soğuk. Üşüveceksin. Hadi gel. İçeri geçelim. Hem içeride çay demleyi verdim. Gidelim de çay içelim hadi. Hadi geç. Bittin sen doktor. Kızımı, yavrumu kurda kuşa yem ettin. Ne saçmalıyorsun lan sen? Geber doktor. Ben? Lan civcivi vurdun lan. At silahını. Sak şuna. Sen beni vursan da öldüreceğim bu hain doktoru. Gel. Çitlenmek. Dur gel. Yapma ama. Çitlenmek. Ama dur. Zafir'in kızını mı buluverdin ha? Ya Sadıcığım acaba üzerinde etiket mi vardı? Zaten ben de şans olsa Zafir'e rastlamam. Kuzum, canım. Seni bu alçak öldürdü sandım. Kaçırmışsın kızımı. Lan yürü git. Saçmalama ne kaçırması? Bana acı çektirmek istedin. Alçaksın sen. Öyle oldu. Doktor amcama kötü laf etme ana. Dadam beni o kurtardı.
Duydun işte. Bana bakın. Kızını Üstem'in kampında buluverdik galiba. Kim götürdü seni oraya? Nenemi öldüren iki adam beni kaçırdı. Küçük bir kadına verdi. O da beni oraya götürdü. Maşallah Çitlenbik. Senin de bizimle muhabbet sıfır. Anayi bir gördün dil maşallah pabuç gibi yani. Kakala 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 konuşuyor yarım saattir. Kuzum benim. Canım. Ana iyi misin? Ana ne oldu? İyi misin? İyiyim kuzucuğum. Ne oldu? Yaralı mısın? Vurdular mı seni? Şahmaran şerefsizi vurdu. Vay şerefsiz ya. Vay Şahmaran şerefsizi. Olayların şu anda tamamıyla idrar. Demek ki Şahmaran denen şerefsiz bizim Çitlenbik'i kaçırdı. Amacı neydi? Seni bize karşı doldurup seni bize karşı düşman etmek. Vay şerefsiz vay. Doktor amcamla düşman olma ana. Canım ya. O çok iyi bir insan. Hep bizimle beraber olsun ana. Oo, buzlar da eriverdi ha Sadıç. Ya Sadıç'ım sonuçta Zafir'le aramızda da o kadar aşılmaz sorunlar da yoktu yani. Normal şekilde birbirimizi bir iki gebertmeye çalıştık. Ama ne oldu? Her şey açığa çıktı. Her şey sütlüman süper. Al çiçeği al. Bunu az oyna. Şahmaran'ı bulamadınız değil mi? Yok bulamadık. Ben Şahmaran'ın yerini biliyorum. Aldığımız istihbarata göre Şahmaran bu şehre kaçmış. İstihbarat güvenilir mi ağabey? Güvenilir komutanım. İstihbaratı veren Şahmaran'a çalışan bir kız. Kız bizi yanıltıyor olabilir. İstihbaratı araştırdınız mı? Araştırdım paşam. Devrim muhafızlarıyla Şahmaran'ın bağlantıları var. Ayrıca bu şehirde Şahmaran'ın İranlı karısından olan oğlu yaşıyor. Bu çocuğun düğünü varmış. Düğün özel bir çiftlikte yapılacakmış. Bir şekilde oraya bir operasyon yapıp o alçağı almalıyız komutanım. Adaletin önünde bugüne kadar yaptıklarının hesabını vermeli. Bu şehir komşu bir ülkenin şehri albay. Oraya yapılacak bir operasyona onay veremem. Toplantı bitmiştir. Emredersin. Ben böyle bir operasyona onay veremem. Ama sana da karışamam albayım. Sen sungurlarla istediğin operasyonu yapabilirsin. Anladım komutanım. Ama operasyon deşifre olursa tüm sorumlusu sensin. Emredersiniz komutanım. Serdar. Sen ve Çiçek ha? Çok şaşırdım. Teşekkür ederim. Nasıl oldun? Bacağıma platin takıldı. Çok şükür daha iyiyim. Sen nasılsın? O Şahmaran'ı yakalayabildiniz mi? Kaçtı alçak. Yakalayamadık. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Artık tehlikeden uzak. Hep evinde oturacaksın. Ve ben de hep senin yanında olacağım. Tamam mı? Bu ne demek şimdi? Yani biz
şimdi artık hiç ayrılmayacağız değil mi? Nazar. Serdar. Telsizin kapalıydı. Yanıma almayı unutmuşum. Şahmaranın yeri tespit edildi. Operasyon var. Albay seni de istiyor Nazan. Meryem, generalin operasyonu onaylamadığını söyledi komutanım. Doğrudur. Resmi operasyon emrimiz yok. Ama bu operasyon yine de yapılacak. Bir terslik olur da operasyon açığa çıkarsa? Ya kordon dostum, acaba şu kafana taktığın şeye bir bakar mısın ya? Hiç sorun değil. Sonuçta biz böyle şeylere alışığız ya. Alışkın oluyoruz biz. Ne olacak yani? En fazla işte apoletleri söküyorlar. Ne var ki zaten sökerler. Yani zaten yoktu. Söke söke seninkini sökerler. Ya ne olacak ağanın dediği gibi işte. Vatan için sağ olsun. Bu sefer ben de sizinle sökerim apoletleri. Üniformamı çıkarırım. Ama bu çok riskli bir operasyon komutanım. Ya sonunda sizi kaybedersek? Sorun devletin bekası Nazar. Sorun sınırların ötesinde. Bizi dizayn etmek için oluşturulan küçüklü büyüklü yüzlerce terör örgütü. Sorun tersin bin yıllık planının son aşamasına gelinmiş olması. Bu savaşı kazanmalıyız. Ve Allah'ın izniyle kazanacağız. Hem başarır da Şahmaran'ı alırsak siz de temize çıkacaksınız. Üniformanıza kavuşacaksınız. Şahmaran'ı paketleyip getireceğiz komutanım. Önce Şahmaran'ın o ilçede olduğunu kesinleştirmeliyiz. Son yaptıkların affedilir gibi değil Zafer. Biz sana inandık. Sen bizi sattın. Ama gerçekten pişmansan sana bir fırsat. Bu operasyonda bize yardım edersen eğer... Göreceksiniz komutanım. Gerekirse canım pahasına o alçağı yaptıklarını ödeteceğim. Operasyonun ilk adımında o ülkeye normal yollarla ilk Celil'le Zafer sızacak. İyi işler yaptın Şahmaran. Türkiye'yi salladın. Ama adamların hedefindesin artık. Seni öldürmeden durmazlar. Bir iki paçoz Türk askeri mi? Beni korkutacak. Gelen haberlere göre senin peşindeki Sungurlar toplanmışlar. İyi iş çeviriyorlar. Güldürme beni Kasım komutan. Buraya gelecek değiller mi? İkiniz ayrı ayrı giriş yapacaksınız. Aranızda ve benimle telsiz ya da telefon bağlantısı olmayacak. Tek bağlantımız bilgisayar olacak. Anlaşıldı komutanım. Naza, sen toparlanana kadar burada kalacaksın. 24 saat operasyonu takip edeceksin. Emredersiniz komutanım. Orada tek başınızasınız. Devrim muhafızlarına çalışan muhbirlere dikkat edin. Sizi fark ederlerse felaket olur. Sorun olmayacak komutanım, merak etmeyin. Allah'ın izniyle halledeceğiz. Şahmaran orada güvende. Maskesini kullanmayacaktır. Yardımcınız olsun Serdar. Gidin getirin şu iblisi. Al bakalım. Geç.
Ver. İndirin! İndirin lan araçtaki herkesi! Celil sen misin hadi lan? Ana! Pislik herifler! Sana diyorum! Celil sen misin lan? Hadi! Demek benim ülkemde operasyon düzenleyeceksin ha? Geç! Sen burayı sahipsiz mi zannettin lan? Sahipsizmiş. Ben de sahiplenmeye geldim. Bir iki tersli varmış ama sorun değil. Onları ben hallederim. Peki, hadi bakayım. Yakın lan hepsini. Koş. Komutan bir şeyler yap. Ana korkuyorum. Ana çok korkuyorum. Oğlum burada çalışıyor. Adı Burhan. Baraj inşaatında. Gelinim de sizden. Kes lan sesini. Bırak bizi. Şunların hepsini yakın lan. Eman 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 aman aman aman. Yapmayın. Malum şahıs yakalandı. Tamam, gebertin hepsini. İz kalmasın. Yeni geleceklere hazır olun. Yakın gitsin. Emredersiniz komutan. Ölüm emriniz geldi lan Türk. Yakın lan. Yakın hepsini. Neymiş? Ülken sahipsizmiş. Şoför, al bunları geri dönün. Tamam. Hadi, hadi binin aracı. Zafer, şunları yakalım. Geride tamam. Hiçbir iz kalmasın. Celil, orada fakir semtte
berberlik yapan biri. Oradaki iki muhbir bize yardım ediyor. Celil'in berber dükkanı hazır. Zafer, sen Celil'in karısısın. Zeynep de kızınız. Kimsenin şüphelenmeyeceği mutlu bir ailesiniz. Allah reay. Defol git lan. Allah reay. Sen şu ilerideki berber dükkanının sahibi misin? Doğrudur beyim. Ailen mi? Evet. Tıraşa geleceğim dükkana. Gel beyim. Dükkandayım. Bu itin teki. Yolda görürsen yolunu değiştir. Otağa halimiyam. Rezerv koni? Sen Türkiye'den geliyorsun. Evet. Odan hazır. Gel. Dur. Dur. Ben yardım edeyim. Sağ ol. Türkiye'den buraya neden geldin? Bir belgesel planım var. Bölgeyi araştırıyorum. Bölgeyi iyi bilirim. Buraya yakın köyde bir evim var. Seni götürürüm. Olmaz mı? İstersen odada bir çay içerken anlatabilirim. Sağ ol. Çay içecek zamanım yok. Yılışkerif.
Al bakalım. Doktor nerede anacığım? O da burada Zeynep bizimle. Keşke babam yerine Celil abi yerine doktor anlasaydı. Aç bakayım ağzını. Aç 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 aç. Sakın bunu başkalarının yanında söyleyin deme, tamam mı? Ben geldim Meryem. Hoş geldin. Aradığımız şahsı gördük ilçede. Serdar'la bağlantı kurdunuz mu? Onlar nerede? Of ya. Of. Of. İçimi kararttın doktor. Sıkıntı ne ya? Ya aga kusura kalma yani diğeri değil. Bu görevde diyor. Acaba Zafir'in kocası niye ben oldum? O suratsız Celil oldu. Yani bu suratsızın bir yerden torpili mi var? Ayrıca aklıma takılan, içimden atamadığım diğer bir husus var. Albayın bana bir gıcığı mı var acaba ya? Doktor, albay doğrusunu yaptı, tamam mı? Zafir'in yanında senin dikkatin dağılırdı. Aga gözünü seveyim, sen öyle deme bari ya. Of. Of. Doktor, sızlanma, tamam mı? Hadi işine bak, hadi. Tamam aga. Doktor, gelenler var. Nerede o abi? Doktor, Yavuz şerefsizini bulduk. Sıkı koruyorlar ha. Elbet bir açığını bulup alacağız iblisi doktor. Merak etme. Selamünaleyküm. Kasım Gaffari komutanım. Aleyküm selam Şahmaran. Başkan beni istiyormuş. Konuşursun. Otur şöyle. Oğlunun düğününe katılmayı düşünmüyorsun değil mi Şahmaran? General, düğün oğlumun düğünü. Elbette katılacağım. Sen Interpol'ün de aradığı uluslararası bir teröristsin. O düğüne katılıp ortalarda görünemezsin. Bunu açıklayamayız. Zor durumda kalırız. Ayrıca sınırda olanları biliyorsun. İçeri kimin girdiğini bilmiyoruz. Neyse ne general. Düğün oğlumun düğünü. Ben de katılacağım. Bu mevzuyu uzatmayalım. Başkan beni bekliyor. Gel. Başkanım. Türkiye'de yeni eylemler yapalım Şahmaran. Kaosu derinleştirelim. Düğüne katılmanı istemiyorum Şahmaran. Adamlar senin için geldiler. Benim için endişelendiğini biliyorum. Düğünde hiçbir şekilde görüntüm alınmayacak. Düğündekilerin telefonları bile toplanacak. Güvenlik en üst düzeyde olacak. Kuş bile uçmayacak yani. Sen hiç merak etme. Aslan, hadi biz köye gidelim. Emredersiniz.
Hadi gidiyoruz. Hadi hadi araçlara. O düğünde bir terslik olsun. Seni silerim Şahmaran. Muhbir kalacağımız bir ev bulmuştu bize. Hadi oraya gidelim. Tamam abi. Bacı. Bize kalacak. Haberim var. Hoş geldiniz. Buyurun. Ulan. Bunlar kim kız? Ulan yoksa sen... Kaybol lan. Bana bak lan, bana bak. Benim kafam zaten bozuk. Kapı açık, kaybol lan. Git. Şurada. Hayret bir şey ya. İki günlük para. Daha fazla kalırsak... Bacı yüzüne ne oldu? Bacım yoksa şu deminki mankafa gundi mi yaptı bunu? Evet. Öldüreceğim bu karıyı sonunda. Yüzünü keseceğim. Ustura kesiği kötüdür. Bir dur. Kafam bozuk. Hayırdır? Bir kadın meselesi. İki it çağırmış. Sözde beni korkutacak. Evet. Nereye kayboldun lan? Berberdeyim şef. Bırak lan numarayı. Gene o kadına takılmışsındır sen. Köye konağa gidiyoruz, ortalıkta yoksun. Bilgisayarcıya git, güvenlik kameralarını al gel hadi. Tamam geliyorum. Bir de bu düğün çıktı başıma ha. Hayırdır? Kimin düğünü var? Patronun oğlu evleniyormuş. Camide gördüğüm adam mı? Öyle. Önemli biri olmalı, iyi korunuyor. Evet. Bir ordu koruyor onu. Düğün nerede? Köyde bir konak var. Orayı düğün için hazırlıyoruz. Bu yakınlarda köy mü var? Bilmiyordum. Şehrin batı çıkışında. Bir saatlik mesafede. Hayra Mescit köyü derler. Ne yapıyorsun sen? Silahın düşmüştü. Kimsin sen? Buraya niye geldiniz? Bilmemen senin için daha iyi olur. O adamı benim için öldür. O adamı benim için öldürürsen senin kölen olurum.
Ben kiralık katil değilim. Çık dışarı. Albay durumu merak ediyor. Şahmaran'ı bulduk, izliyoruz. Hedefi almak için en uygun zamanı bekliyoruz. Durumu Albay'a rapor edeceğim Serdar. Klinikteki konuşmamız yarım kaldı Serdar. Bana cevap vermedin. İkimiz için ne düşünüyorsun? Buluşmamız lazım. Sonra konuşuruz. Haklısın, ne diyeyim? Doktor, her yer devri muhafızı kaynıyor. Aklını başına al, tamam mı? Hadi. Şarlatan oğlunu evlendiriyor. Bu kargaşada onu rahat alırız komutanım. Düğün nerede olacak biliyor musun? İlçenin batı çıkışında. Hayra Mescit Köyü diye bir yer var. Düğün orada olacakmış. Hemen köye gidiyoruz. Eğer bizi tanırlarsa operasyon suya düşer. Fedaileri değil mi bunlar? Müzik
ederim sizi. Düğünde tek bir görüntü alınmayacak aslan. Kamera, fotoğraf makinesi, telefonlar, ne varsa hepsi toplanacak. Emredersin Şahmaran. Şahmara. Buraya da. Güvenlik merkezi kilere kurulacak. Davetlilerin her hali izlenecek. Anlaşıldı. Kameraları getirdim. Bilgisayarlar da geliyor. Düğün yarın. Bütün bunlar yarına yetişecek. Tamam mı? Yetişecek Şahmara. Hadi. Şarlatan çiftlikteydi. Düğünü bir ordu koruyacak. Her yere güvenlik kameraları yerleştirdi. Güvenlik üst düzeyde. Üstelik de düğün yarın. Yarın mı? Hazırlanmak için zaman yok. Yarın Yavuz'u almamız gerekiyor. Yavuz'u aldık diyelim. Köyden nasıl çıkaracağız? Çıkarmayacağız. Bir süre köyde saklayacağız. Ben bölgeyi tanıyan birini biliyorum. O bize yardım edebilir. Seyfo, benim bir sorunum var. Sana nasıl yardım edebilirim? Bölgede Hayra Mescit diye bir köy varmış. Evet, var. Benim birkaç gün orada kalmam gerekiyor. Bir ev bulmalıyım. Orada kardeşim oturuyor. Onların yanında kalırsın. Başkalarının yanında kalamam ben. Ya, keşke ev boş olsaydı. Hem beraber kalırdık. Dediğim bu olsun sultanım. Evi boşaltırız. Ben hemen geliyorum. Bulacağım lan sizi. Perişan edeceğim ikinizi de. Ne söyleniyorsun be? Yine o kadın mı kovdu seni? Bana karşı yüreği yok kahpenin. Fedai tutmuş. Tanıyor musun bu itleri? Tanımıyorum, yabancı bunlar. Bakın bunlar Sungurlar. Türk değil mi? Şahmaran'ın can düşmanları. Şayet buraya sızacak olurlarsa gördüğünüz yerde indireceksiniz. Şahmaran bunların başına ödül koydu. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şahmaran'ın can düşmanı bunlar.
Patron bunların kellesine büyük ödül koydu. Gidip aslana rapor edeyim. Dur be. Kellelerine ödül var diyorsun. Ödül aslan mı kapsın? Bu ikisinin kellesini şahmarına götürüp ödülü bize alalım. Ne yaptınız? Aha, her şey tamam, ambulans hazır. Arka arsada döküntü bir depo var, oraya koy. Celil de başında, merak etme. Silahlar, patlayıcılar falan hepsi içinde. Hazırız aga biz. Hiç merak etme. Meryem de köyde bir ev bulmuş. Gidelim hazırlık yapalım. Tamam. Tamam aga. Celil. Mühimmat tamam komutanım. Kıpırdama. Kıpırdamayın. Kıpırdama. İğne mi sen lan acemi? Gösteririm lan sana acemiyi. Celil. Silah sesi ortalığı karıştırır. Deşifre oluruz. Haklısın komutanım. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim lan seni. Öldüreceğim. Yapma. Öldüreceğim. Ya bırak. Depodakilerle bunu ambulansa alıp ortadan yok edelim, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Kimsiniz siz? Bilmemen senin için daha iyi Süreyya. Sağ ol. Beni bu beladan kurtardın. Silahlı adamlar sarmış. Köye zor girdik. Çiftlikte düğün olacakmış. Ama boş ver. Biz keyfimize bakalım. Yapma. Gıdıklanıyorum. Ben bayılırım gıdıklamaya. Ne yapıyorsun lan? Pislik herif. Aa.
Ev tamam. Çiftliğin karşısında. Gidiyor musun? Evet. Kim olduğunu, ne yaptığını bilmiyorum ama Allah yardımcın olsun. Bunlar senin adamlarının fotoğrafları. Polisler bir arsada cesetlerini buldular. Bir terslik var. Yarın o düğüne katılma. Güvenlik şefim araştırdı. Bir kadın meselesi. Kadın yüzünden birbirlerini yemiş bu itler. O düğüne katılma Şahmaran. Kimseye Şahmaran korktu dedirtmem. Ben korkarsam siz bölgede kaybedersiniz. Uzatma general. Ben oğlumun düğününe katılırım. Şahmaran düğüne gitmeye kararlı başkan. Bir terslik olur da yakalanırsa sen görevini yap general. Şahmaran'ı öldür. Zaten varlığı bize zarar vermeye başladı. Yarın Şahmaran'ı alacak operasyon var komutan. Bu mesaj yeter. Thank you.
Tamam doktor. Sen onu takip et. Tamam mı? Tamam aga, o iş bende. Aslan nerede? Güvenlik merkezinde olmalı. Hı. Oğlumla gelinim nerede? Koridordaki büyük odada bekliyorlar. Tamam kızım. Dur düzelttim. Dur. Babacığım. Aslanım. Oğlum. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonjour. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk gelin. Annen yok mu? Göremedim. Davetlilerle ilgileniyor babacığım. Tamam oğlum. Sakın sesin çıkmasın lan şarlatan. Tabutun hazır. Seni bekliyor. Sık. Şimdi öldürmezseniz beni, ben sizi öldürürüm. Ayağını indir lan! Komutanım, şu şarlatanın son isteğini yapalım. Ne olur be komutanım. Celil, kendine gel. Bu soysuz bize canlı lazım. Unutma, buradan beni çıkartmanız imkansız. Ama ben sizin tabutlarınızı çıkaracağım buradan. Kes lan sesini. Abdullah İbni Selül'ün torunu. Kes sesini.